Selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben Ramazan Badırlı. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de burada iyiyiz. Herkese selam sevgilerimi yolluyorum. Gün geçtikçe çoğalıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar oluyor. Onlara da buradan yeni gelen tüm arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Burada 2 gündür hava yağışlı. Sabah karşı saat 4'te yağmurdan sonra kar başladı ama güzel bir kar yağdı. Tabii ki eksi soğuk olmadığı için o eriyor. Bu önümüzde günlerde herhalde bizim burada böyle birkaç kere kar yağması bekleniyor. Güzel oldu. Yağmurlarımız oldu, kar oldu. Yani istediğimiz gibi her şey şu an ilerliyor. Bugün havlumuzu temizliyoruz. Havluyu temizleyip olukları işte başlayacağız. Hayvana saman yem vermeye. Bugün Allah nasip ederse başlayacağız. Çünkü geceler uzun oluyor, soğuk. Mecburen hayvana saman yem vereceğiz. Artık zamanı geldi. Artı dün gece davarımızı da içeri aldık ahırlara. Artık dedik bu kadar yeter. Yaklaşık 100 kadar koyun dışarıda kalıyordu. Diğer hepsi büyük ahıra giriyordu. Onları da ayarladık. Bakalım bugün işte dediğim gibi havluyu temizliyoruz. Havluda çamur var, bilmem kir işte, hayvan gübresi. Bunları temizleyip havuzları çıkaracağız. Artık gece olsun, sabah olsun hayvanlarımıza bakacağız. Arkadaşlar geçenki videomda bu atı göstermiştim. Bu atı ben yeni aldım. Yaklaşık bir aydır. Bu atı günde 3 kere yem veriyorum, 3 kere suluyorum. Dişi bir kısrak. Bunu yaklaşık bir aydır aldım. Bunu aldığımda dediğim gibi deri bir kemikti. Bu benim yani önceden yanımda olan at değil. Bu atı ben bununla takas ettim, değiştirdim. Bazı arkadaşlar herhalde videolarımı doğru düzgün takip etmeden yorum yazıyorlar. Güya ben hayvanlarıma iyi bakmıyormuşum. Bu atı aldığım sahibi gelip görse adam tanımaz. O kadar ki çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yani ben bu ata günde 3 kere arpa veriyorum. Bir ara öğünde yonca veriyorum. Ben burada hayvanlarım özgürce, yani hiçbir hayvanda olmayacağı gibi çok güzel bir hayat yaşıyorlar burada. Ben kendim de hani yorum yazmış, diğer ülkelerde hayvanlar nasıl bakılır falan öğrenin. Ben diğer ülkelerde de kaldım. Yaklaşık 30 sene ben İskandinav ülkelerinde kaldım. Hayvanlara nasıl bakılacağını ben çok iyi bilirim. Hayvanlarım da gayet memnun, mutlu hayatlarından. Yani cımbızla şeyler alarak lütfen yorum yazmayın. Atım burada çok güzel. Gün geçtikçe iyileşiyor. İsmi de Düldül. Ona severek bakıyorum. Her şey yerli yerince. Ha bir köpek bize gelmişti. Sahibi yok. Sokak köpeği atmışlar işte. Hayvan yaralıydı. Geldi bize. Onu sakladım. Bizim köpekler görmesin diye. O da ağırda yal su veriyorum ama hayvan yemi iğne yaptık. İç parazit falan. Bu varsa kurt falan parazitler hayvanın yarasında hani iyileşsin diye. Yalnız sanmam o hayvan iyileşsin. Çünkü çok cansız. Yemiş biraz. Suyunu da içmiş. İnşallah kurtulur. Başka bir şey elimden gelmez. En yakın yer bura, bana 15 kilometre yakın. Yani
Başka ben ne diyeyim, burada hayvan, benim hayvanım da dergi geldi. Elimden gelen yardımı yaptım, ilaçlarını yaptım. Yalnız suyunu verdik. Bu da bizim dül 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 ediyorlar, iyi değilmiş. Bizim dül dül gece yeri var. Gündüzde buraya getiriyorum. Hani burada canı sıkılmasın, rahat etsin diye. Akşamda onun yeri var, götürüyorum, ıslanmıyor. Altı kuru, üstü kuru. Güzel bir yer yaptım ona. Bizim diğer eşekler, ikisi orada kalıyor. Bizim dişi eşeği de köyde. Onu da getireceğiz akrabalarda. Bu bizim garip. Bunlar küçücüktü. Dem yerine bir ayakkabı kadardılar. Getirdim, bunları sütle büyüttük. Bu yeniklerimizi. Şimdi de ayı gibi büyümüş. Tabii daha yaşını da doldurmamış bunlar. Diğeri zaten bizim güdük. Güdüğün hali belli. Güzel kulübeler yaptım köpeklerime. Kupkuru, sıcacık. Islanmadan, üşümeden kulübelerinde hayvanlarım kalıyor. Hepsini yaptım. Fazla da yaptım. Boşta olanlar da, hani bağlı olmayanlar da girip orada hayvanlar yatıyorlar. Eğer gereksin olursa. Şimdi burada sabah bayağı bir kar vardı, her taraf bembeyazdı, fakat fırsat bulmadım video çekme. Şimdi saat 11, gündüz 11, 13'ün kar başladı erimeye, fakat dediğim gibi karımız geri gelecek. Hayvanlarımız burada özgür. Yani diyebilirim bütün her yerdeki hayvanlardan daha mutlu, daha özgürler. Burada istedikleri gibi dolaşıyorlar. İyi biçiyorlar, özgürler. Kapalı alanda, tel örgülerinden, ne bileyim, orada burada küçük daracık yerlerde değiller. Bunları da yeni aldık. Bir haftadır amcandan satın aldık bunları. Bayağı yağmur yağdı. Buralar ıslandı böyle. Bizim kameracı bugün gelecekti. Şansa kar yağdı. Bugün gelecekti adam. O da kar yağdı. Buraya ulaşım çok zor. Ulaşımdan adam zorlanıyor gelmeye buraya. Davarımızı bıraktık. Karşıda davar dolaşıyor. Çürü yayılıyor. Bak yerinden ne güzel kulübesinde, sımsıcacık, altı da saman dolu, keyfine bakıyor. Islanmıyor, üşümüyor. Bak, ayı çıktı yerinden, ayı. Demir. Demiröl. Garip ödellenmeyin ya. Bu garip de çok sakin, çok güzel dağar köpeği. Toparladığı için bugün davara gitmemiş. Normalde gece gündüz davarda olur bu. Demir. Adamcı köpek bakıyorum. Çiftliğin etrafında bağlamak için. Benim bu yenikler de çok sıkı adamcı ama bunlar gece adamı sarıyorlar. Gündüz fazla sıkıntı yapmıyorlar. Adamcı birkaç tane var ama çoğaltacağım. Bakıyoruz sağda solda, uygun bir fiyata denk gelirse bir de adamcı köpeği getirip buraya bağlayacağım. Vardı bazı adamcı köpeklerimiz, vardı, verdik. İnsan adamcı köpeğini vermeyecek. Onları mecburen geri getireceğiz. Bu da bizim Gaci. Gaci de yerinde mışıl mışıl uzanmış. Ha, onun düzelmesini bekliyor. Köpeklerime gözüm gibi bakıyorum. Hayvanlarıma. Hepsine. Ve bizim burası çoban evi. Çobanımız burada kalıyor. Burada su deposu burada. Burada bizim sürtük.
Rahat durmazlar. Buraları böyle temizliyoruz. Ya bu yanlış yere su çekiyor. Kira. Alo. Abi nara bak mı bak okumuş benim kira. Bura batın da. Çil deri. La bir bir ortaya ben hanım bası. Okumuş benim. Böyle gitmez gitmez. Siz yanlış yapıyorsunuz ya. Burayı niye böyle? Öş sürttük. Bu arayı açacaksınız eskisi gibi. Her yer çamur burada ne olur? Fazla inmeyin ha, kablolar var altta, borular var, su borular. Neyse. Çalışıyorlar buradan. Buraya akıntı vermek için ama bilmiyorum burası. Bayağı su birikmiş burada ya. Burası hepsi temizlemek, sıyrılacak, atılacak. Karşıdaki gibi, beton gibi sağlam olacak. Bakalım kameramız, silindir kameramızı. Bu da bizim diğer aslan. Aslan gibi dolaşıyor. Bunlar da aslan ailesinden ama aslan kaplan bunlar. Tabi küçükleri. Aralarında hiçbir fark yok. Leopar cinsi. Bu kediler. Bildiğin leopar gibi. Leoparın küçülmüş. Bu da bizim küçük yer. Şimdi beyaz saray koymuştuk. Burası da böyle şahane. Güzel bir yer. Buranın kışı bir başka güzel oluyor. Her mevsim ayrı güzel oluyor. Diğer tavuklar onlar da buradan gitmiyor zaten. Aracı arayacak da aramadı. Bakalım ne zaman arayacak o da. Yukarıdan dikti. Davarımız da karşıda. Çoban orada. Fakat buradan bu videodan gözükmez. Garip. Hmm.
Dediğim gibi burada monoton hayat yok. Burada her gün değişik bir şey oluyor. Her gün sürpriz şeyler oluyor. Böyle düzenli bir, her gün aynı iş değil. Gün, her gün değişik bir gün oluyor. Buranın iyi yanı da o. Hep aynı şeyle uğraşmıyorsunuz. Tahtalarımız artanlar böyle kaldı. Bunlar bakalım hangi gün bunlara sıra gelecek. Bir türlü sıra gelmedi ona. Buralar mahvetti ya. Aynı derin yüngü yaptılar. Bak, buralar boşu boşuna. Neyse. Bunların da vardır bir bildiği. Yapsınlar bakalım. Temizleyelim, havuzları çıkaracağız dışarı. Bakalım ne olacak. Orası bayağı çamur falan. Bayağı bir 10 gündür, 2 haftadır burayı temizlemedik. Onun için bayağı koyun gübresi kirlenmiş buralar. Aha, lambayla açalım. Bunlar da bizim revir dedik. Kuzular. Yani bu koyun. Onu yeni mi tutmuşlar ya? Yani koyun iyileşmişti. Bunlar da bizim küçükler. Küçük kuzularımız. Fakat korkuyorlar, kaçıyorlar. Aslında çok da meraklılar. İnsan yanına gelmek istiyorlar. Orayı buraya karıştırıp oynamak da istiyorlar. Berke. Berke. Bunlara güzlük diyorlar. Bunlar böyle erken doğuyorlar.
bilmiyorum. Bunlar herhalde erkekleri satılır. Dişiler de damızlık diye kalacak. Bunlar Halil abimin, benim değil bunlar. Bunlar hepsi onun bu güzlük kuzuları, o küçük kuzular. Şunun güzelliğine bak, 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 bak. Bunların keyfi güzel. Bizim havuzları buradalar. Oradalar, öbür taraftalar, her yer havuz dolu. Davar çok olduğu için havuz da çok. Bunları hepsini bugün dışarı çıkaracağız. Bugün çok işimiz var. Bakalım hayırlısı, akşam ne yapacağız? Şimdi durum böyle. Burada yoncamız var. Dediğim gibi bunu ineklere veriyoruz, ata veriyoruz öğle arası. Ama o da bayağı gitmiş. Burada yakında bir sipariş daha vereceğim. İneklerle at, onlar çok yiyorlar. Koyunun zaten yem var, arpa var. Mercimek samanı var, normal saman var, küspe var. Koyuna da bayağı bir hazırlık yaptık ki koyunumuz kışın sıkıntı yaşamasın. Her geçen kış daha güzel, daha tecrübeli bu işi yapıyoruz. Bu kış ikinci kıştır biz buradayız. Şöyle bayağı bir düzene koyduk buralara. Eskiden çok çile çekti bizim ata dedeler bu koyunculukta. Çok zorluk. Ama şimdi böyle makineler çıkmış. Her şey kolay. Makinalarla anında hallediyorsun. Teknoloji, zaman değişmiş. Çölün ortasında bizim burada elektriğimiz var, internet var. Sıcak su var. Normal bir dairedeki her şey burada var. Yani hiçbir yerden farkı yok. Buraya böyle bir kapattık arkadaşlar. Kışın buradan daha kolayca koyunumuzu, davarımızı yana gidip gelmeye, yemi götürüp getirmeye buradan. Böyle direkt dışarı çıkıyor. Burada da küspemiz var. Öbür tarafta da var. Bu kapıyı buraya. Buradan hayvanları daha hızlı bir şekilde ulaşmak için, işimizi kolaylaştırmak için. Başka türlü zor oluyor buralar. Hemen biraz da kürek var, var. Şöyle bunlara biraz yem atalım. Bunlar sabah verdik, aç değiller, yemiyorlar. Yem siparişi verdik. Arpa unu köpekler için, bunlar hepsi onlar. Orada yağışlar olduğu için bize yetişmedi. Ama tabi bizim içeride var. Kriz yok. Yarın gelir. Kusura bakmayın, kapıyı kapatırken burayı görmüyoruz. İndiler, halbuki hepsi yumurtla, yumurtayı kuluçkaya atmıştı. Hepsinin yavruları vardı. Çok yavru vardı. Yaklaşık 50 tane yavru vardı. O bir kasırga gelmişti buraya. O kasırgayla hepsi uçup öldü. Çok tavuğumuz öldü. Zayiatımız çok büyüktü. Böyle bir doğal afet yine kadar ömründe hiç görmemiştim.
Onun için hindilerimizden bir mahsul almadık bu sene. Hayırlısı sene. Evet. Havayı temizliyoruz. Burada biraz çukur vardı. Burası su topluyor. Suyu gider vermeye çalışıyorlar. Zaten toprak değmiyor, toprak çok susuz. Emmeye gidiyor. Kapıyı kapatalım. Bir traktör buralar rahat alsın. Bayılarımız geldi, içerideydiler. Burada sıcak sıcak gibi kuru. Yattılar. Burada da havuzlar var. Bunlar tabi kuzu havuzu. Kuzularınki bir sene kullanır mıyız bilmiyorum. Boş çırttık. Onun için bizim daha geç kuzular. Onlara bir sene yer vermemeyi düşünüyoruz. Eğer ot olursa, bütün hava güzel olursa. Hayatta başka güzeldir ya. Bu hayatında böyle çok çok güzel yanları var. Kendi işinle, hayvanlarla, doğada uğraşmak gibi güzel bir şey yok. Tabii çiftlik ekipmanların her şeyin hazır olması lazım. Her şeyin olması lazım ki bu işlerde kolaylık sağlansın. Başka türlü çok zordur hayvan bakmak. Eskiden biz küreklerle çamuru toprağı batıyor. Kimisi el arabası, kimisi traktörün kasasını küreklerle temizlemeye çalışırlar. Eskiden böyleydi. Çok zor eskiden. Ama artık her şey kolay oldu. Videomuzun da yaklaşık son dakikasını girdik. Elimden geldiğince yarım şar saati çekmeye çalışıyorum. Ama videonun gelmesi çok zaman alıyor. Zor oluyor. Tavsiye şöyle diyebilirim. Türkiye'de hayat çok zor. Hayat şartları çok zor. Kesinlikle herhangi bir gelir atın aydan ay ya gelirin olur, emekli maaşı olur. Herhangi başka bir yerden bir gelirin olmadıkça Türkiye'de hayat zor. Sadece hayvanlarla bu iş olmaz. Sadece tarımla olmaz. 2-3 yerden insanın geliri olması lazım. Ki burada insan rahat yaşayasın. Yani hiç sıkıntı yaşamadı. Başka türlü burada hani Avrupa'dan
atıyorum aldım 500 koyun parası, gideyim Türkiye'de artık bu işe girişeyim. Çok zor. Sakın öyle bir yanlış hata yapmayın. Ama sağlam bir gel verdiniz, ekstradan varsa o zaman hiç beklemeden gel. Çünkü burada sadece koyunla, tarımla hayat çok zor. Herhalde bu son zamanlarda bayağı bir sıkıntı oldu. Fiyatlar kalktı. Bayağı bir sıkıntı var. Allah tüm halkımıza yardımcı olsun. Vatanımıza, ülkemize hayırlı gelecekler nasip eylesin. İnşallah bunu da atlatırız. Bizim millet cefakar millet. Dediğim gibi bunu da inşallah atlatacağız. İnsanın kendi vatanı gibi, kendi memleketi gibisi yok, kendi insanı gibi yok. Yani gurbetin ismi üstünde gurbet. Ne kadar iyi, güzel olsa gurbet zor. Bu videoyu burada keselim arkadaşlar. Davar burada yok. Diğer benim köpekler davarda. Bugün böyle bir sabah bir video çekelim dedik. Sabah erkenden çekmiş olsaydım daha iyi olurdu. O zaman her yer bembeyazdı, kar bana. Kendinize iyi bakın. Eğer imkan varsa Estors arkadaşlara kanalımıza abone olmalarını isteyebilirsiniz. Böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Umarım kusurumuz, hatamız, yanlışımız olmamıştır. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, güzel kalın, hoş kalın. Dileklerimi iletiyorum. Bye.